Sözüm var devam ediyor. Bu programa başlarken ne demiştik? Başkalarının konuşmadığını konuşacağız. Gerçekten öyle. Konuşulmayan konulardan bir tanesi de İrfan Fidan. Tabii ki kendisini şahsen tanımıyoruz ve şahsına yönelik bir durum değil ama yani görev yaptığı yer çok çok önemli bir yer. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıydı ve çok önemli dava dosyaları onun elindeydi ve bu dava dosyaları, hazırlanan iddianameler, davaların ele alış biçimi çok tartışıldı, konuşuldu. Siyasetin ve Türkiye'deki ortamın adeta belirleyicisi oldu. Siyasi ortamdan bahsediyorum. Sonra Yargıtay üyesi seçildi biliyorsunuz. Oradan daha geçemeden Yargıtay'dan Anayasa Mahkemesi üyeliği söz konusu oldu. Şimdi bunu konuşacağız. Bununla birlikte tabii ortaya çıkan tabloyu konuşacağız. Yargı ve adaleti konuşacağız. Neden? Çünkü hükümetin bir iddiası var. Daha doğrusu hükümet, yanlış kullanıyorum, hep eski adet. Hükümet değil tabii ki, iktidarın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir reform yapalım bari demişti. Oysa bari. Abdülhamit Gül'ün, özellikle Adalet Bakanı'nın süreçten çok sıkıntı duyduğunu biliyoruz. Ve reform girişimi adı altındaki bu süreç daha başlamadan bambaşka yerlere gitmiş durumda. Şimdi Mustafa Yeneroğlu, Deva Partisi'nin hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısıyla ben konuşmuştum. Onun ne söylediğine bakacağım ama öncesinde hemen Kadri ve Emin'den her zaman olduğu gibi kısa kısa birer yorumlarını alarak ya da altyapısını oluşturarak başlayalım. Yani İrfan Fidan olayı diye bir olay var bugün Türkiye'de. Kendisi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıydı. Çok çok önemli bir konumdaydı. Çok kritik bir konumdaydı. Türkiye'de yargının gelmiş olduğu durum, konumu ve nasıl kullanıldığı iktidar tarafından ortada. Yargı bağımsızlığından söz edemiyoruz. Ve yargının da siyasetin şekillenmesinde, Türkiye'de toplumun biçimlendirilmesinde, toplum mühendisliğinde, siyaset mühendisliğinde, hatta medyanın şekillendirilmesi, Cumhuriyet davasında olduğu gibi kullanıldığını biliyoruz bir silah olarak. Ve bu kritik davalarında merkezi genellikle İstanbul oluyor ve sonra Ankara, ama İstanbul çok önemli. Dolayısıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının Yargıtay üzerinden direkt böyle, yani bir şey yaparcasına, kısa devre yaparcasına direkt Anayasa Mahkemesi'ne atanması, seçilmesi diyeceğiz biz ona. Çünkü daha da olmadı ama işte en çok oyu almış. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı seçecektir anayasaya göre. Yüksek yargı, Yargıtay'da yani yüksek yargı mensuplarının 3 aday üzerinden içinden birini seçiyor Cumhurbaşkanı. Bunun bir defa bir siyasi boyutu var. Bir siyasi tartışmayı gerektiren bir şey. Yani siyasi analizi gerektiren bir şey. Ne değişti, ne oldu, neden oldu bütün bunlar? İkincisi de bu sürecin, yani İrfan Fidan'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Anayasa Mahkemesi'ne uzanan hızlı yolculuğu, çok hızlı yolculuğu, ki yüksek yargı mensupluğu oldu mu? Çünkü Yargıtay üyeliği, Yargıtay'dan seçiliyor. Kağıt üzerinde oldu, kaç gün yaptı? Bu yeterli midir? Yani herhangi bir davayı mesela inceleme imkanı oldu mu? Çünkü bu acaba anayasayı kenardan dolanmak mıdır? Bu bir anayasa ihlali midir? Hı hı. Sorusu da ortaya çıkıyor. Bizim Türkiye'deki rejimin her ne kadar anayasa, demokratik bir anayasa değilse de anayasal bir rejim olarak devamından yana toplum olarak büyük çıkarımız var. Dolayısıyla anayasanın ihlal edildiği, anayasanın kenarından dolaşıldığı, anayasal suç işlenildiği her anda bunun bağımsız ve özgür medya tarafından tartışılması mesela icap eder. Ha, şimdi ben de mesela bunu hemen bu arada konuklarımız Fikret İlkiz ve Hüseyin Ersöz hazırlar ama Emine de sormak istiyorum. Şimdi seyircilerimiz diyebilirler ya, İrfan Fidan'dan bize ne? Bize ne yani, Cumhuriyet Başsavcısı olmuş olmamış, Anayasa Mahkemesi, yani biz neden bu konuyu konuşuyoruz, bir kısaca anlatsana seyircimize. İrfan Fidan'ın terfisini konuşmuyoruz ya da terfiye mi artık, tavsiye mi, onu ilerleyen dakikalarda göreceğiz ama niye sokaktaki Ayşe Hanım'ı ve Fatma Hanım'ı ve Ali Bey'i ilgilendiriyor bu konu? Ben birinci olarak önümüzdeki dönemde Anayasa Mahkemesi'nin önüne önemli dosyalar gelmesinin beklendiğini, Anayasa Mahkemesi kararlarının
uygulanmadığı bir dönemden geçtiğimizi, dolayısıyla tırnak içinde uygun kararlar alsın Anayasa Mahkemesi diye bir arzu olduğunu iktidarda, yani öyle bir düzenleme yapalım ki Anayasa Mahkemesi tırnak içinde bizim istediğimiz gibi kararlar alsın diye bir düşünce olduğunu düşünüyorum. Yoksa Kadri'nin deyişiyle çok hızlı yolculuğu dedi İrfan Fidan'ın. Yani yüksek hızlı tren vardı ya, yüksek hızlı yarta üyeliğinden hatta ışınlanma diye zihnimi okuyorsun kardeşim. Ben de buraya ışınlanma yazdım. Ben okumadım. Hiç, hayır, yani zihnimi okuyorsun anlamında. Sen buradan yazdıklarını. Zihnimi anlamında. Gerçekten yani Yargıtay üzerinden Anayasa Mahkemesi'ne bir ışınlanma senaryosu görüyoruz burada. Hatta bütün o sürecin de buna göre dizayn edildiğini görüyoruz. Bu bana ya bu yeni olay da ne diye sorduruyor. Yani niye ki ne şimdi böyle bir şey yapılsın? Yargıtay'ın içinde insan mı yoktu? Atanacak demeyeyim. Anayasa Mahkemesi'ne gidecek, üyeliği yapacak insan mı yoktu diye bir niye yani şimdi bu diye soruyorum. Onun için bunu anlamlandırmak istiyoruz konuklarımızla beraber. Aynen. Şimdi yani Türkiye Cumhuriyeti hala anayasası olan ve anayasasını koruyan ve anayasasını bireylerle birlikte koruyan bir Anayasa Mahkemesi'ne bağımsız sahip olabilecek mi? Olamayacak mı? Yani sizin, bizim hepimizin haklarını, bireysel haklarını koruyan bir Anayasa Mahkemesi'nden önümüzdeki dönemde de bahsedebilecek miyiz? Yoksa Anayasa Mahkemesi de bu kararı zaten birazcık etkisizleştirilmişti ama iyicene ortadan kaldırılacak. Bu bir anlamda anayasal düzenin de korumasının kaldırılması anlamına geliyor mu? Bu soruyu soracağız. Şimdi iki değerli hukukçumuz var. Hüseyin Ersöz ve Fikret İlkiz. Şimdi İrfan Fidan'ı bilmeyenler için bir hatırlatalım. Kavala davası, Cumhuriyet Gazetesi yazarları davası, MİT tırları davası. Başka neyi unuttum? Neyi unuttum Hüseyin Ersöz? Barışların davası en son aşamada biliyorsunuz. Onlar hakkındaki iddianame. Ve daha birçok yani darbe davası iddianamesinin altında ismi olan bir başsavcıdan bahsediyoruz. Öncelikle Fikret Bey'e ve Hüseyin Bey'e hoş geldiniz diyeyim ve Hüseyin Ersöz'e vermişken sözü ondan başlayalım. Şimdi biz böyle bir ışınlanma mı diyelim, Kadri'nin kullandığı deyimle hızlı tren ve böyle hani kısa devre yaparak bir anda yükseliş, ne diyorsunuz? Yani bir kere şu anda Cumhurbaşkanı'nın önünde ismi ama bu meseleyi biraz daha hakikaten herkesin hayatına indirgeyerek lütfen anlatın. Bu meseleyi neden yargı içinde konuşuyoruz? Zaten konuşmaktan hiç vazgeçmiyoruz. Mesela geçmişte bıraktığımız dönemlerdeki yargı problemlerini konuşuyorduk. Şimdi bir kez daha bu önümüzde. Hüseyin Bey. Şimdi tabii aslında bu meselenin birçok boyutu var. Yani bunlar tabii birçok yargılama sürecinin aslında yakından ilgilendirmesi buradaki en önemli konu. Çünkü buradaki biliyorsunuz yani İrfan Fidan'ın özellikle başsavcı olmasından itibaren görev almış olduğu işte yargılama süreçleri ya da işte bu konuyla ilgili olarak özellikle İrfan Fidan özelinde yapılmış olan açıklamalar özellikle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı noktasında ciddi bir odak da şey yapıyor, oluşturuyor. Şimdi o dönemde tabii özellikle yürütülen soruşturmalar açısından ve bu soruşturmaların muhatabı olan şüpheliler açısından ki bunların içerisinde işte gazetecileri şey yapabiliriz, koyabiliriz, sivil toplum örgütlerini şey yapabiliriz, temsilcilerini koyabiliriz. İşte Büyükada davası olarak nitelendirdiğimiz davadaki insan hakları savunucularını şey yapabiliriz, koyabiliriz. Birçok yargılama ve soruşturma sürecinde aslında yürütücüsü olmuş olan savcıların bağlı olduğu bir başsavcılık makamı söz konusu. Şimdi burada tabii aslında temel mesele, tabii bütün bunların hepsini bir background olarak böyle geri planda şey yapabiliriz, tartışabiliriz. Herkesin de bu konuyla ilgili aslında söyleyeceği bir şey vardır ama burada asıl dikkat çekmemiz gereken mesele aslında Yargıtay'ın bu seçim sisteminin içerisinde İrfan Fidan'ı nasıl aday gösterdiği meselesidir.
Şimdi burada İrfan Fidan'ın ismini çıkartırsınız, İrfan Fidan'ın isminin yerine başka birisini koyarsınız ve yine aynı tartışmayı yapabilirsiniz. Bu bütün bahsetmiş olduğum şeylerin ötesinde bir şeyden bahsediyorum. Neden? Çünkü aslında bunu bir saygıdeğer yargıç Ali Haydar Yücesoy sosyal medya hesabında yapmış olduğu bir paylaşımla zaten şey yapıyor, ifade ediyor. Ben diyor hala yargının içerisinde görev alan bir yargıcım ve idari bir makam olan başsavcılıktan Yargıtay'a doğrudan üye atanan ve Yargıtay'da bir gün bile görev yapmadan Anayasa Mahkemesi'ne 107 Yargıtay üyesinin oylarıyla seçilen bir mekanizmayı ben içime sindiremiyorum ve bundan dolayı büyük bir utanç duyuyorum şeklinde şey yapıyor, açıklıyor. Bu aslında yargının içerisindeki bir ismin yapmış olduğu bir yargı sistemine yönelik de bir eleştiri aynı zamanda. Bu seçim sistemine yönelik de bir eleştiri, ama burada tabii ki sadece garip olan şey bu değil. Biliyorsunuz başsavcının işte Yargıtay'a ani bir kararla, HSK kararıyla seçilmesi, arkasından Anayasa Mahkemesi üyeliği için Yargıtay'da yapılacak olan seçimin ertelenmesi, arkasından kendisi göreve başladıktan sonra, yani bu atama gerçekleştikten sonra adaylığını açıklaması, bu adaylık açıklandıktan sonra yine adaylığını açıklamış olan kıdemli Yargıtay üyelerinden 3 adayın İrfan Fidan lehine adaylıktan ayrıldıklarını, vazgeçtiklerini açıklamaları ve daha sonra da 107 tane Yargıtay üyesinin bir gün bile Yargıtay'da görev yapmamış olan, müzakerelere katılmamış olan, bir kararı imza atmamış olan ve tamamıyla idari bir makamdan gelen, bir protokol makamı olarak bunu Ali İhsan Yücesoy nitelendiriyor, yargının içerisinden gelen bir isim. Protokol makamını da görev yapmış olan, bu makamı işgal etmiş olan bir kişi tarafından kişinin Anayasa Mahkemesi'ne seçilmesi ya da adayları arasına girmesi ve en yüksek oyu alması her yönüyle baktığınız zaman büyük bir problem ve sorun teşkil ediyor. Ama bunun da ötesinde sadece tabii ben Ali İhsan Yücesoy'un bu konuyla ilgili olarak açıklamalarını değiniyorum, ama aynı zamanda tabii bu yapılan seçimde çok dikkat çekici şeylerden bir tanesi de şu aslında. Evet, 107 tane Yargıtay üyesi, daha önce Yargıtay'da hiç görev almamış olan, Yargıtay'da bir gün bile görev yapmamış olan, daha doğrusu mahkemelerde de görev yapmamış olan, savcılık makamında görev yapmış olan bir kişiyi Anayasa Mahkemesi'ne en yüksek oyu vererek aday gösteriyor. Fakat bunun yanında aslında bu seçimden çıkan sonuçlardan ciddi bir rahatsızlığı da anlayabiliyoruz. O da şu, burada biliyorsunuz seçim sonuçlarında Yargıtay, 25 tane Yargıtay üyesinin, 25 Yargıtay üyesinin boş oy kullandığını, 14 Yargıtay üyesinin de geçersiz oy kullandığını şey yapıyorsunuz, görüyorsunuz. Şimdi yüksek yargıda görev olan hakimlerin oy kullanmayı bilmediğini varsaymak çok ihtimal dahilinde olan bir şey değil, doğrusunu söylemek gerekirse. Bu da aslında Yargıtay'ın da içerisinde bu seçimden kaynaklı olarak, bu adaylık sürecinden kaynaklı olarak ciddi bir eleştirinin, ciddi bir ses yükseltmenin, bir tepkinin olduğunu da aynı zamanda bize şey yapıyor, gösteriyor. Bugün Yargıtay'da duruşmalarımız vardı. İşte meslektaşlarım da bu duruşmalara katıldılar. Yani Yargıtay'ın içerisinde bu konuyla ilgili olarak, bu meseleyle ilgili olarak ciddi bir huzursuzluğun olduğunu da doğrusunu söylemek gerekirse biz yaşayarak da biraz şey yaptık, tecrübe ettik. Yani bu da ciddi bir aslında yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı noktasında şüphe doğuracak olan bir hukuka aykırılık süreciyle de karşı karşıyayız. Bir şey açmanızı isteyebilir miyim Hüseyin Bey? Önemli bir şey söylediniz. Geçersiz ve boş oyları söylediniz. Onu bize biraz açar mısınız? Yani şöyle, kaç oy var toplamda? Kaç geçersiz, kaç boş oy verildi? Yani o rahatsızlığı anlamamız için bunu biraz bize açar mısınız? Şimdi tabii Emin Bey, yani kaç tane oy kullanıldığı şu anda şey değil, aklımda değil. Fakat oy oranları itibariyle adaya, bu seçime katılmış olan kişilerden İrfan Fidan 107 oy alıyor. Yani en yüksek oy alıyor. Sonra gelen aday yanlış hatırlamıyorsam 50 küsür oy alıyor. Sonra gelen 3. aday da 40 küsür oy civarında alıyor. 25 oy boş çıkıyor sandıktan. 15 oy da geçersiz çıkıyor. Yani
ya iki adayın mı artık işaretlenmesi söz konusu, mührün başka bir yere basılması mı söz konusu, artık onları bilmemiz mümkün değil. Ancak yüksek yargıda görev yapan, yıllardır görev yapan kişilerin, ben doğrusunu söylemek gerekirse yani bu şekilde yanlış oy kullanabileceklerini de doğrusunu söylemek gerekirse çok fazla ihtimal vermiyorum. Evet. Kasten bunu tabii ki yapılmış olan bir tepkisel anlamdaki bir şey olabilir. Peki, hareket olabilir. Hüseyin Bey, bir virgül koyalım, Fikret Bey'den de alalım. Fikret Bey, şöyle başlayalım mı? Yargıtay diye bir kurum hala yaşıyor mu? Var mı bu karardan sonra ya da bu süreçten sonra? Nasıl görüyorsunuz? Şimdi ben son şeyimi isterseniz hemen baştan söyleyeyim. Yani siz de buna yönelik olmak üzere bir soru soruyorsunuz. Onun da farkındayım. Bu aslında bir kişinin seçimi üzerinden yapılan bir tartışma ve bir kişinin seçilmesi hakkındaki bir tartışma, ama bu Yargıtay'ın seçimi. Dolayısıyla burada bir kişinin seçilmesi değil, Yargıtay'ın seçimi üzerinde durmak gerekir. Yargıtay seçtiği bu kişi üzerinden seçimini yapmış durumda. Biraz böyle bakmak gerekir. Hem Kadri Bey'in hem de Emin Bey'in sorularına biraz daha netleşmesi için tabii, hem tarihsel olarak bakmak hem de sayısal olarak şaşırdığınız oy oranları bakımından bakmakta fayda var. Şimdi bir defa bu seçim 1 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. Fakat 24 Kasım 2020 tarihinde Yargıtay'dan bir açıklama geldi. Bakın, 24 Kasım 2020 tarihinde. Dedi ki 102 kişi Yargıtay'da Covid oldu. Bu nedenle 14 günlük karantina süresini de dikkate alarak biz seçimi 17 Aralık 2020 tarihine erteliyoruz dedi. Yani bu anlamda Yargıtay 24 Kasım tarihinde 606 sayılı yazısıyla bu açıklamayı yaptıktan 3 gün sonra 27 Kasım 2020 tarihinde Yargıtay'a 11 üye seçildi. Bunu da Hakimler Savcılar Kurulu yaptı. 27 Kasım tarihinde bu seçim yapıldıktan sonra da 28 Kasım 2020 tarihinde 11 Yargıtay üyesinin isimleri resmi gazetede de yayınlanmış oldu. Şimdi hani hangi davalara baktı diye sordunuz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, 2014 yılında İstanbul'a savcı olarak atandı. 2015 yılında ise Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu ve 26 Temmuz 2016 tarihinde Cumhuriyet Başsavcısı olarak göreve başladı. Kadri arkadaşımız çok iyi hatırlar. Kendisiyle ilgili olan davanın açıldığı tarih Ağustos 2016'dır. Soruşturmanın başladığı tarih. Yani bu şekilde baktığınız zaman bir, özellikle göreve başladığı tarih, görev sürelerini dikkate alarak üzerinde durmak istediğim için bu tarihleri söylüyorum. 28 Kasım 2020 resmi gazetede yayınlandı. Hakimler Savcılar Kurulu'nun web sayfasına bakın. 11 Aralık tarihli bir haber var orada. 11 Aralık tarihli haberde diyor ki 11 Yargıtay üyesi mazbataları Bey'in sorduğu soru olarak. İsterseniz bunun tarihini, yani mazbataları aldığı tarihi 11 Aralık 2020 olarak kabul edebilirsiniz. 2 Aralık 2020 tarihinde ben Yargıtay üyesi olarak adayım dedi. Yani bir başka deyişle Yargıtay kendisi aday göstermez. Üyeler biz Yargıtay'a seçilmek üzere adayız der. 11 Aralık mazbataları aldığı tarih ise 2 Aralık'ta zaten ben adayım diye duyurdu. Şimdi ben adayım diye duyurduğu andan itibaren bu şekilde de seçimi, yani Anayasa Mahkemesi üyeliği seçimine girmiş oldu. Çünkü seçim 17 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. Şimdi bu arada bazı üyelerin Yargıtay'da katılıp katılmamak konusunda tereddütleri, onlarla ilgili haberler çıktı. Ben kesin olarak işte lehine çekildiler diyemem. Ama bu anlamda kendilerine baskı yapılıp yapılmadığı konusundaki haberleri de biz dinledik. Ama ortaya şöyle bir sonuç çıktı.
Şimdi kimler seçildi? 340 Yargıtay üyesi oy kullandı. Bunun kullanılan oylardan 21'i boş çıktı. 15'i ise geçersiz sayıldı. 107 oyu eski Cumhuriyet Başsavcısı aldı. Seçime katılan Nevzat Özsoy 65 oy aldı. Mustafa Erol 52 oy aldı. Nazmiye Beyazıtlıoğlu Kuşçuoğlu 45 oy aldı. Mahmut Coşkun 35 oy aldı. Dolayısıyla ilk 3 sıraya İrfan Fidan, Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol yerleşmiş oldu. Baktığınız zaman şimdiye kadar Yargıtay'ın tarihinde hiç Yargıtay üyeliği fiilen yapmamış, 12. Ceza Dairesi üyesi olan ve tarihsel süreçler bu kadar birbirine yakınken Yargıtay üzerinden Anayasa Mahkemesi'ne giden ve şimdiye kadar hiç böyle bir işi kabul ederek ben adayım diyen kimse olmamıştı. Oldu. Cumhurbaşkanı adayı mutlaka ve mutlaka benim inancıma, benim deneyimlerime göre Anayasa Mahkemesi'ne İrfan Fidan'ı seçecektir. Şu anda bunu nereden biliyorsunuz diyeceksiniz. Bana nereden biliyorsunuz? Bütün deneyimler bunu gösteriyor. Yani gördüğümüz gerçek aslında gerçeğin ta kendisidir. Bu Yargıtay'ın seçimidir. Bu 107 oy sahip kimse aslında Yargıtay'ı temsilen baktığınızda siyasi olabilir. Her şey kanuna uygundur. Çünkü Anayasa Mahkemesi'ne üye seçilebilmek için Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş kanununda Yargıtay ya da Danıştay üyesi olmak der. Başka bir şey söylemez. Ama Yargıtay'a üye seçildiğiniz andan itibaren bakarsanız herhangi bir dairede başkan olmanız için 3 yıl Yargıtay'da görev yapmanız lazım. Ya da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı vekili olmanız için 5 yıl ya da 6 ay gibi bir sürede görev yapmanız lazım. Başka bir deyişle fiilen görev yapmanız şarttır. Bu neye aykırıdır? Siyasi olarak aykırıdır diyebilirsiniz, hukuk olarak aykırıdır diyebilirsiniz. Yargıtay'ın kendi Yargıtay etik ilkelerine açıkça aykırıdır. Çünkü hesap verebilirlik ve şeffaflık üzerine Yargıtay etik ilkelerini kabul ettiler. Bu bildirgeyi bu koşulda kabul ettiler. Şimdi kabul edilmiş olan bu bildirgeye aykırı hareket eden bir Yargıtay'la karşı karşıyayız. Durum bence bundan ibaret. Çok net bir şekilde açıkladınız. Kadri, sorunu var mı? Aslında burada Fikret Bey'in de söylediği, benim de sormak istediğim tam çok önemli noktaya parmak basmış oldu. Yani Anayasa Mahkemesi'ni biz konuşuyoruz hani ileride nasıl davranır diye, ama ortada Yargıtay kalmamış. Yani yüksek mahkeme kalmamış durumda. Şimdi mesela bunun benzerini Amerika'da bu sıralar görüyoruz değil mi? Orada da çok önemli. Başkanlık sisteminde de biz bunu hep ne söyledik? Üst mahkeme, kontrol edici mahkeme nasıl olacak? Aa, hiç merak etmeyin, merak etmeyin. Göreceksiniz, bakın mükemmel olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Önümüze çıkan nedir başkanlık sisteminde geldiğimiz nokta? Anayasa Mahkemesi'nin zaten kararlarını tanımıyordu. Doğrudan hedef alıyordu Cumhurbaşkanı. Şimdi Yargıtay da anladığımız kadarıyla tamamıyla devre dışı bırakılmış gibi görünüyor. Ne diyeceksin? Benim asıl merak ettiğim konu, soru, bunun Türk hukuk tarihinde nasıl bir iz bırakacağı, nasıl, hangi başlık altında tartışılacağıdır. Bu nasıl bir tartışma yol açması gerekir? En başta ben onu soruyorum. Yani, Fikret Bey'e mi soruyorsun? Tabii Fikret Bey'e soruyorum. Çünkü benim görebildiğim kadarıyla burada Anayasa Mahkemesi'ne terfi ettirilerek eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, Anayasa Mahkemesi'nden de bundan böyle uyulmaması icap eden kararların da çıkmasının önlenmesi amaçlanıyor gibi geliyor bana. Neticede Anayasa Mahkemesi'nin bazı kararlarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken İrfan Fidan, onun savcılarını görevlendirir veya işte savcılarına dosya dağıttığı mahkemeler
uymuyorlardı Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına. Yerel mahkemeler direniyorlardı. Şimdi aslında bu Türkiye'de özellikle 15 Temmuz başarısız darbe girişiminden sonra giderek ağırlaşan hukuk garabetine bir yenisi eklendi. Bu kez tabii tedirgin edici olan, üzücü olan yüksek yargının konusu. O yüzden Fikret Bey diyor ki bu aslında Yargıtay'ın seçimi diyor. Yani bununla şunu demek istiyor galiba. Yargıtay da bunu seçmeseydi. Seçmeseydi diyorsa neden seçti sorusunu da sorması lazım. Tamam ama bunu biraz bekleteceğim. Bir sorum da çok bu. Kısa bir ara ondan sonra neden seçti sorusu. Kesintisiz gideceğiz, ara vermeden gideceğiz. Hemen bir reklam aramızı verelim. Ondan sonra Barış Terkoğlu da bize katılacak ve kesintisiz ilerleyeceğiz.